bugünlerde nasip etti hanım. Birkaç güne kadar toparlarım kendimi. Şu avcı daima kapalı. Avcunda kan var. Bu uğursuzluktur. Sana evvelce de söyledim, sabrımı tükettin. Bak 7 sene oldu. Kızdırırsan affetmem. Beni aramazsan ben gelirim. Çoluğunu çocuğunu da düşünmem sonra. Korkmuyorsun değil mi? Korkmuyorum anne. Aferin çocuğum, aferin ya. Gel bak. Aslanım benim, dur bakalım şöyle. Neler var diyeceğim. Kıvır! Kıvır! Allah senin belanı versin. Git, defol. Allah senin gibi erkeği yerin dibine sok. Sabaha kadar horlayıp durursun. Ne aşk ne meşk. Pis harap, defol. Paran kadar kafana taş düşsün. Hadi, ne duruyorsun? Bana bak hacı. Sepeti koluna, herkes kendi yoluna, anladın mı? Hala sallanıp duruyor. Defol dedim sana, defol. Hayat kısadır arkadaşım, değmez bu kıza. Haklısın. Defol! Defol diyorum! Murat! Bana süt getir. Bırak şu şişeyi de gel içeri. Hadi öp beni, ben bitiyorum sana. Hadi öpsene! Niye soğuk duruyorsun? Daha evvel bana böyle davranmamıştın. Senin böyle bir kadın olduğunu bilmiyordum. İğrendim senden. Daha koynundan çıktığın erkeğin kokusu üzerinden gitmemiş. Sana istediğin kadar para veririm, reddetme beni. Sen beni ne zannediyorsun? Fakir bir sütçü mü, yoksa kadın parasıyla geçinen aciz biri? Aslında çok zengin bir adamım. Her şeyim var. Para, otomobil, apartman, her şeyim var benim. Geçenlerde aldığım yepyeni otomobil arıza yaptı. 1 haftadır tamirde. 2 gün sonra çıkıyor. Sen yanımda olduktan sonra ben yayan yürümeye de razıyım Murat. Ama... Neyin var Hülya, anlat bana. Babamın rahatsızlığı beni çok üzüyor. Ben de üzüldüm. Seni üzmeye gelmedim. Annen gelince hemen beni ona götürecek misin? Anneni en az senin kadar ben de seveceğim. Annem dünyanın en iyi kadınıdır. Sonra senin gibi güzel bir kızı kim gelin etmek istemez ki? Hem özledim, hem de bu ayrılık yıktı beni. Hanım hanımcık oldum, hep evdeyim. Bakkala bile çıktığım yok. Az olmadı ki, 3 sene oldu. Geçecek hepsi. Söylediğim yerlere git, para yollasınlar. Gittim, yok dedirtiyorlar, tanımıyorum diyorlar. Bir çıksan hapishaneden, bir kurtulsan o kadar mesut olacağım ki. İşi anlamadım gitti oğlum. 2 günde bir ütülü pantol, temiz gömlek. Oo, Oh, yeni bir elbise. Aldığın haftalığı tükettin yine ha? Tabii. Haklısın evladım. Gençsin. Dul bir anne, hayat mücadelesi içinde sana başka ne yapabilirdi ki? Ben kocasız, sen babasız büyüdün. Belki baban olsaydı, belki... Belkisine anne. Öldürmeselerdi babanı. Hem en mesut günümüzde benim sünnetimde diyeceksin değil mi? 15 seneden beri anlattım bunları ana. Bitti, geçti artık o kötülükler. Geride kaldı ana. Kızma. Seni üzmek istemedim. Yüzünün asılmasına bile tahammül edemem ben. Sen benim oğlumsun, Murat'ımsın benim. Anacığım benim. Oğlum, oğlum benim. Oğlum. Bitti dedim. Artık seni rahat ettireceğim. Bak büyük bir iş, bir otomobil işi var. Bana güven, zengin bir adam yardım edecek. Bakarsın zımba gibi bir araba çekeriz altımıza. O zaman seni gezdiririm anacığım. Tophane'den Sarıyer'e kadar her gece istediğin yer. Hayırlı olur inşallah. Eyvallah anacığım. Geç kalma Murat. Hı. Parası sigarası. Unutmuş. Döner alır herhalde. Çabuk getirin bavulları. Ne oldu ya? Aşkınıza. Sen olunca her yer daha güzelleşiyor. Gelecek sefere seni daha lüks bir yere götüreceğim. Bütün garsonlar smokinli olacak, kemanlar çalacak, beraber baş başa dans edeceğiz. Böyle konuştuğun zaman heyecanlanıyorum. Bana bir sigara versene. Sigara içiyor musun? Hayır. Fakat bira gibi sigarayı da ilk defa içmek, tecrübe etmek istiyorum. Ha tabii. Fakat çok içersen tiryaki olursun. Ne oldu? Sigaram bitmiş. Heh, şimdi çaresine bakarım. Buyurun, emriniz? Bir paket sigara. Olmol kent 20 liradır. Hesaba yazın. Bak delikanlı, hesap 195 lira tutuyor. Hesabı öde, sigara kolay. Evden çıkarken bütün paramı unutmuşum. Yarın getirip hesabı öderim. Lafla olmaz, ama bir çaresi var. Sen kızı al yukarı götür, keyfini yap, sonra bana bırak. Hesabı ödemiş olursun. Lafına dikkat et, yoksa... Zor kullanırsan kız parasız olduğunu anlar. Biraz sonra paranı alacaksın. Burada sigara yokmuş. Şimdi alıp gelirim. Bir dakika hanımefendi. Bana bir Bafra sigara vereyim. Paranın üstüne almıyor musun? Bana bak! Ver paraları yoksa yakarım. Siz de olduğunuz yerde kalın. Hadi sallanma! Güpegündüz soygunculuk mu? Çek elini! Sadece 200 lira alacağım. İstersen borcum olsun. Kötü insan değilim. İtimat et bana. Bu herif hırsız! Borç dedim! Size kötü davranmaya mecbur etmeyin beni! Ne duruyorsun Niyazi? Zavallı duruşunla kendini acındırmak istiyorsun galiba. Soygunculuk senin neyine be? Demek koğuşumuza şeref veren 200 liralık gangster sensin ha? haddini bil, yatağıma oturma. Yoksa pişman olursun. Murat Gül! Ziyaretçim var! Söyleyebilirdin bana, paran olmadı. Sonu böyle olacak. Bir daha gelme buraya, beni arama, hatırlama. Fakir olduğunu da söyleyebilirdim ben. Konuşma yeter, görmek istemiyorum seni. Murat! Git, defol, defol buradan! Ziyaretçisi genç bir kızmış. 3 aydır burada, herif bir kelime konuşmadı. Bırakın onu. Biz kendi işimizi düşünelim. Bakalım bizim sonumuz ne olacak? Ne de olsa oğlum, ziyaretine gitmen lazım Fatma Hanım. Düşmez kalkmaz bir Allah. Hem ne olmuş ki, herkesin çocuğu doktor falan filan olur, seninki de... Bana bak! Ne olacak ki? Oğlun çıkar hapisten, bir tabanca eline, ortalığı haraca kesti mi... Zengin olursun, zengin! Zengin mi? Defol buradan pis karı! Senin gibi hırsdan, namustan uzak olanlar böyle düşünür, defol! Affedersiniz. Fatma Hanım siz misiniz? Benim. Ne istiyorsunuz? İzniniz olmadan eve girdiğim için özür dilerim. Kapı açıktı da. Sizi tanımıyorum. Kimsiniz? Murat'ın arkadaşıyım. Murat'ın arkadaşı mı? Evet. Ama uzun zamandan beri değil. Dün hapishaneye ziyaretine gitmiştim. Benimle konuşmak istemedi. Fakat büyük bir üzüntüde olduğunu anladım. Ona elimden gelecek yardımı yapmaya hazırım. Ama ona tekrar yalnız gitmeye cesaretim yok. Bir konuşup fikrinizi alayım dedim. Adresinizi mahkemede öğrenmiştim. Ve sizi görmeye geldim. Belki sizinle beraber onu ziyarete gidersek diye düşündüm. Ne olur bir cevap verin. Murat bunu nasıl yaptı kızım? Niye, niçin, neden? Rüstem istiyor deseydin. Rüstem hapisten çıkınca bunları unutmaz deseydin. Söyledim, sustu. Sonra çıkamaz, idamdır sonu dedi. İdam olmadan da Rüstem buradan çıkmanın yolunu bulur. Eğer bu hayallerle yaşıyorsa hayali suya düşer, hava alır. Demek ben hayattayken mirasıma konacaklar ha? Ona de ki, Rüstem hapisten çıkacak de. Murat, hadi bakalım çöp dökmeye. Tam ona layık bir iş. 200 liralık soyguncudan, çöpçüden başka hiçbir şey olmaz. benimle ölüme kadar evlenmiştin. Niçin benden ayrıldın? Ve oğlumu niye yalnız bana bıraktın? Oğlum hapiste şimdi. Sen takdir et. Kan davasının tek sebebi sendin. Her şey senin yüzünden oldu. Şimdi oğlumun da günahını çekeceksin. Ben ölünceye kadar namuslu oldukça, eğer ki o senin intikamını almazsa, o benim evladım değildir. Yemek gelene kadar kimse yerinden kıpırdamasın. Bana bak! Senin yerin ucuz adamların arasında. 200 liralık gangster, kalk buradan! Duymadın mı? Defol masadan! Kalk, sıraya mı yapıştın? Kalk! Bırakın! Bırakın! Çekin elinizi üstünden! Ameliyat başarılı oldu. Kolunu kesmedik. Ama maalesef sakat kalacak. Çünkü sinirler ve damarlar parçalanmış. Çok üzücü. Hapishanemiz için de çok üzücü. Olanlar seni üzdü. Belki de unutamayacağın bir darbe oldu sana. Bak, cezan bitti. Şimdi yeni bir hayata başlaman gerek. Sana tavsiyem bu Murat. Murat'ın son arzusu gitmeden önce sizleri görmekti. Ayrıca sizlerden davacı da olmamıştı Murat. Bana gerçek hayatı gösterdiniz. Size kırgın değilim. Belki sizleri özleyeceğim de. İnanın sık sık ziyaretinize geleceğim. Bak delikanlı, elin sakat olmasına rağmen seni işe aldık. Fabrikanın temizlik işlerini yapacaksın. Söyleyeceklerim bu kadar. Cevat Bey sana işini göstersin. Gel bakalım. Mahkeme kötüye gidiyor. İdamdan kurtulsak bile müebbet hapis yiyeceğiz. Bir tek belki Remzi 20 seneyle kurtarır. Anlıyorsunuz ya, halimiz duman. Ah, bir saat serbest kalabilsek, aleyhimizde şahitlik edenleri bir temizleyebilsek. Ne kadar iyi olur. Demek cezan bitti. Geçmiş olsun. Üzülmekte haklısın. Ama Murat, bundan sonra seni sevecek, sana bakacak, başından geçen üzüntüleri unutturacak bir insan lazım. Bu insan da annendir. Haklısın. Hayatta bir annem var. Anam olmasa zaten ben oldum. Bak gördün mü? Bana kızdın, bağırdın. Oğlun uğramadı hala. Hapisten çıkmış, görenler var. Sana ne bundan? Çamaşır yıkayıp geçinmek kolay mı? Senin iyiliğin için. Defol karşımdan musibet karı! Sen kendi işine bak! Dur, sinirlenme, defol! Evimden git! Benim oğlum yok! Kimsem yok! Murat'ım vardı! Sırım gibi, aslan gibi Murat'ım vardı! Sen o değilsin! Onun kolu da sağlamdı, kalbi de! Sen yabancısın! Git evimden! Git! 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 Kimsin sen? Tanımadın ha? Sana 195 lira borcum vardı. Sen olsun. Hapishaneye girmedin mi? Çıktım bile. Bana borcun yok artık. Her şeyin sebebi sen oldun. Ödenmesi lazım gelen borcumu ödeyeceğim sana. Hareketleriniz kontrolümüz altındadır. Mahkemeniz sonuca yaklaşıyor. Yaptığınız soygunda öldürdüğünüz 4 bekçinin ve cemiyete yaptığınız zararların cezasını göreceksiniz. Bundan sonra iyi hal göstermenizi tavsiye ederim. Bundan emin olun müdür bey. Gidebilirsiniz. Kasada gördüğünüz paralar ayın 17'sinde işçilere dağıtılacak. Peki. İhmal edilmesin Cevat bey. Gelin şimdi size başka şeyler göstereyim. Hepimizi birden kim ziyarete gelebilir ki? Nasılsın Remzi? İyi misin İsmail? Formundasın Tahsin. Saatli gördüm seni Fehmi. Size büyük hürmetim var Rüstem. Bizleri ziyaret etmek nereden aklına geldi? Senden hoşlanmadığımızı biliyorsun. Bizi parmaklıklar arasında görmek için mi geldin? Tekrar içeriye düşersen bu sefer halin duman olur. Aklınca alay ediyor bizlerle. Yanılıyorsunuz arkadaşlarım. Kolumun acısını unuttum artık. Sizleri ziyareti bir borç bildim. Yüzlerinizi görmek istedim. Ufak bütçemle size bazı hediyeler aldım. Rüstem, bilhassa senin kravatı beğeneceğini umarım. Bana da güzel bir çakmak. Kravat hediye etmek nereden aklına geldi ya? Kağıtta bir yazı var, gelin! Bana kayıtsız şartsız itaat ederseniz hepinizi hapisten kurtaracağım. Bütün planları hazırladım. Altında çarpı işareti olan Yenice paketini aldığınız gün çöp taşımaya hazır olun. Hem Murad'ı sakat bıraktık, hem bu haber. Bir tuzak olmasın? Kaybedecek bir şeyimiz yok ki, deneyeceğiz. duvara dönün. Ali sallanmayın. Yanlış yapıyorsun. Yerinizden kıpırdamayın. Soygunda ölen adamın hüviyetini tespit edeceksiniz. Bütün gece kulüplerinde tertibat alın. Emredersiniz. Hediye gelen işaretli paket. Demek bu gece. Çöpleri dökmeye hazır olun çocuklar. Sakın ateş etmeyin. Hadi çabuk olun. Atlayın. Kurtulduk. Hadi çeksene. Burada emniyette sayılırız. Seni sakat bıraktığımız halde hapishaneden kaçmamıza yardım ettin. Ne istiyorsun bizden? Muhakkak bizden bir çıkarı olmalı. Evet var. Benle 200 liralık hırsız diye alay ettiniz. Ama ben sizler için 200 bin liralık bir soygun hazırladım. Çalıştığım fabrikayı soyacağız. Bütün planlarını hazırladım. Artık senin kabiliyetine inanmaya başladım. Şehirde görülecek işleriniz için para da alacağım. Kaçmışlar hapisten. Radyo söyledi. Nasıl olur bu iş? Fehmi hiç aramadık sormadık. Ya Rüstem'in yolladığı haber? Bizi ararlarsa Rüstem gelmez. Fehmi gelir. Tamam iyi bildin. Serbest olurum da sizleri aramam mı hiç? Bak Fehmi anlatacağım sana. Bırak. Gene yalan dolanla anlatacağını zannetme. Suçu siz işlediniz, cezayı biz yedik. Paraların üstüne oturdunuz. Şimdi çektiğim cezayı hak ettim. Ah! Tahsin! Aptal mahluk! Beni hiç anlayamamışsın. Yalanla idare etmeye çalıştın. Çok yanıldın. O beni kandırdı. Tahsin hapishaneden kurtulamayacak, orada çürüyecek dedi. Ne yapabilirdim ki? Üstelik de tehdit etti beni. Ne olur beni anla Tahsin. İnan bana seni çok sevdim ve seviyorum. Dünyada güvendiğim tek erkek sensin. Dünyanın sonuna gitseydin, gene seni bulacak, işte böyle cezana verecektim. Baba, babacığım! Yavrum, evladım! Hoş geldin bey. Senin için dua ediyordum. Hapishaneden kaçtım. Şimdi beni arayacaklardır. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Kaçmasaydın daha iyi olmaz mıydı? Başka çarem var mıydı hanım? Böyle olmasını ister miydim ben? Senden, evladımdan ayrı hayatımı hapishanede geçirmek ister miydim? İlk cinayetimi işlediğim günden beri rahat huzur yüzü görmedim. Buna tahammülüm kalmadı artık. Melek insanın yazısını ters yazmasın. İnsanın kısmeti kapanmasın hanım. Ne kadar isterdim ki temiz, lekesiz yuvamın, evimin erkeği olmayı. Ne kadar isterdim. İsmail! İsmail! Ne halimdesin, gammazların güzeli. Sen hapisteydin. Özledim. Senin hatırın için kaçtım. Beni ihbar edip evinde yakalatmıştım. Beni çabuk telefon et. Bu sefer geç kaldın. Sana çok ufak bir ders vermek istiyorum. Tatlım. Tahsin buraya gelmiş. Çabuk müdüriyete telefon edin. Remzi, sen! Birden tanımadım seni! Şimdi tanımak istemezsin tabii. Mahkemede yakanı kurtarmak için şahitlik ederken tanıyordun ama! Bu cinayetler hapishaneden kaçanlarla alakalı olmalı. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hapishaneden son 6 ayda tahliye olanların listesini ve çöp kamyonuyla kaçan 5 kişinin dosyalarını da getirdim. Buyurun. Bir dahaki gelişimde sana kocaman bir bebek getireceğim. Bugünkü gazeteler de bizden bahsediyor. İyi temizlik yaptık. Saat kaç? 8:30. Gecikmeyiz herhalde. Gecikmeyiz de ötekiler yakalanmamış olsalar. Dün polis evi aramış zaten. Yakalanmazlar. O kadarcık kafaları çalışır. Beni merak etme hanım. Peki. Kızım. Ben ufacık hesabı gördüm. Ya sen Remzi? Benimki bir daha kimsenin aleyhine şahitlik etmeyecek. Aferin sana. Öyleyse gönül rahatlığıyla toplantıya gidebiliriz. Polis işi çok sıkı tutuyor İsmail. Ufak bir hatamızla tekrar 4 duvar arasını boylarız. Bu sefer ben de idamdan kurtaramam. Ölmekten çok korkuyorum İsmail. Bu iş böyle Remzi. Artık dönüş yolumuz yok. Arkadaşlar muhakkak toplamışlar, bizi bekliyorlardır. Benim hiçbirine karşı art düşüncem bile yok. Haklısın. Ben de öyle. Gidelim. Bu gece son günümüz. Yarın pazar. Soygun günü fabrika tatil. Hasan'ın yerini biliyorum. Sana borcumuz var. Dün gece ödeyemedik. Bu gece beraber olmalıyız. Telefon et Fehmi. Bu gece eğlenmeye gidiyoruz. Buyursunlar efendim. Sizleri tekrar başımızda görmek büyük şeref. Hoş geldiniz Rüstem Bey. Hoş geldiniz Fehmi Bey. Nasıl, bizi iyi ağırlayabilecek misin? Hazırlık yaptık efendim. Güzel. Ben ancak sevdiğim adamların dükkanına giderim. Sağ olun efendim. Nereye oturuyoruz? Şöyle buyurun efendim. Bizi eğlendir. Zaman geçti. Yalnız kalmıştım. Başka çarem yoktu. Komşulardan biri sesimin güzel olduğunu söyledi. Babam öldükten sonra ne yapabilirdim ki? Sen de şarkıcı oldun ha. Hapisten çıkınca seni aradım. Eski evine gittim, yok dediler. Gittiği günden beri görmedik, uğramadı dediler. Demek şimdi burada oturuyorsun. İstersen sen de kalabilirsin. İstersen şarkıcılık da yapma. Her şeyi unuturuz. Unutabilir miyiz? Alın yazımızı değiştirebilir miyiz? Tabii, neden olmasın? Anneni de yanımıza alırız. Annemi mi? Sen nereden tanıyorsun? Sen hapishanedeyken evinize gittim. Onunla konuştum. Ben nefret ettiğini de söyledim mi sana? Artık geri dönmek imkansız. Bu gece beraber olduğum arkadaşlarım değil. Yarın gece yapacağımız soygunda beraber olacağım adamlar. Kolumu sakat bırakan adamlar. Kolun mu? Yoksa... Murat! Cezanın bittiğini bilmiyordum. Bilseydim karşılardım. Sana haber yollamıştım. Bir gün çıkarsam diye. Kimse senin haberini getirmedi bana. Rıza yalan söylemiş. Rıza yalan söylemez. Hapse girince unutulduk ha? Bize ihanet ettiniz. Rıza, bu iyiliğini unutmayacağım. Ediniz, sizinle konuşmam lazım. Murat eski Murat değil. Onun hayatından korkuyorum. Murat'ın hayatı mı? O benim için yok artık. Siz onu istemeseniz de annesisiniz. Mani olmanız lazım Murat'a. Sizi dinler. Sizin de bu kadar taş kalpli olacağınıza inanmıyorum. Hakikat bu olsa bile de inanmak istemem. Hakikatlere inanmak gerekli kızım. Bak, sen de değişmişsin. İlk gelişinden bambaşkasın şimdi. Yanlış yol insanı değiştirir. Ama sonucu düşünmek, o acıyı bilmek gerek. Haklısın. Siz de onu seviyorsunuz. Beni de bir kızınız olarak kabul edin, yalvarırım. Murad'ın adına af dilerim sizden. Ne olur gelin. Bir kerecik olsun konuşun Murat'la. Teşekkür ederim. Niçin geldin buraya? Beni evden kovdun. Defol istemiyorum dedim. Neden üstüme geliyorsun hala? Hülya her şeyi anlattı bana Murat. Gitme. O kötü adamlarla beraber olma. Bırak bu yolu. İstersen evimize gel. Beraber olalım. Eski işine dön. Eski işime mi? Temiz, saf, namuslu işim ha? Dönemem anne. Her şey bitti benim için. Hayır, hayır, hayır bitmedi oğlum, bitmedi. Bitti. Sakat kollu, eli tabancalı biriyim ben. Kanun dışı, polisin aradığı biriyim artık. O arkadaşlarıma dönmeliyim. Onlarla beraber olmaya mecburum. Murat! Bekle beni burada. Döneceğim sana. Şehirdeki işlerimizi bitirdik. Bazı küçücük hesaplarımız vardı. Her iş tamam. Ya polisten nasıl kaçacağız? Bırakın boş lafları. Soygunu düşünün. Soygundan sonra ayrılsak bile buluşma yerimiz burası. Tamam mıyız? Tamam. Hadi. Allah'ım, sen koru onu ya Rabbi, sen koru onu, sen koru onu. Soygundan iyi para kaldırdık. Şimdi daha çok aranacağız. Paraları kaça böleceğiz? Sadece 5'e. 6 kişiyiz. 5'e dedim! Murat'ın işi bitti artık. Bize meydan okudun. Kendini kahraman zannettin. Bizim ayarımızda adam mıydın sen? Paraları alıp gideceğiz. Geride sadece Murat'ın cesedi kalacak. Alın silahını! Durun! Bir yere gidemezsin Rüstem. Çünkü bana borçlusun. Kolunu kastediyorsun. Layık olduğun için kaybettin. Sana borcum yok. Borçlusun dedim. Babamın hayatını borçlusun. Hatırla. Küçük bir çocuğun sünnet düğününü hatırla. O gün babasının ölümünü hatırla. Babasını öldüren katili hatırla. O sendin, sendin! Sen Bekir'in oğlusun ha? Sabrettim. Seni bulduğum için sabrettim. Canını almadan bırakmam! Çekin silahlarınızı! Petrukev'de bulunan 4 kişinin hapishaneden firar edenler olduğu anlaşıldı. Bu 4 adamın daha önce hasmı var mıymış bunu öğrenin. Bu soygundaki paralar bulunmalı. Siz de bana hapishane müdürünü çağırın. Başlayın. Ne oldu? Soygun bitti. Paralar çantada. Bu evden gideceğiz. Uzaklara. Kimsenin bilmeyeceği, tanımayacağı bir yere. Kaçmamız gerekli mi Murat? İstemezsen yalnız giderim. İstemez olur mu? Ben daima senin hayatın için endişe ettim. Bundan sonra hep seninle beraber olacağım. Ta ölüme kadar. Eksik olan bu 5. adam Fehmi'dir. Murat'la aralarında geçen hadisede, hapishanedeki kavgada Murat'ın kolunu sakat bırakmışlardı. Burada kalacağız. Belki uzun bir müddet. Belki dışarıda çıkmayacağız. Paramız çok. Sen nasıl istersen. Yalnız tek düşüncem... Düşüncen ne olursa olsun saklanmak son çare Hülya. Çünkü 5 kişiyi vurdum. Çünkü suçluyum. Annem de yalvardı sana, şart mıydı gidişin, gitmeseydin. Sırf bu para için mi işledin bu suçu? Böyle konuşamazsın benimle. Çünkü gözümde ne para vardı ne de başka bir şey. Sadece babamı öldüren adamdan intikamımı aldım. O adam babamı öldürmüştü. Bunu kimse anlayamaz, ne sen ne de annem. Murat'ı aramıştı. Öyle bir oğlum yok benim. Kanun nazarında var. ...15 Eylül 1972, tam bir senedir bu dörtduvardayım. Her şeyden uzak, herkesten uzak bir yıl. Sen de olmasaydın yanımda. Bırakabilir miydim seni Murat? Kadere boyun eğmekten başka çare yok. Gene kızacaksın ama teslim olsan... ...belki az bir cezayla kurtulursun. Teslim olmak mı? Tekrar hapishaneye girmemi mi istiyorsun? Bilebilir misin orasını? O demir parmaklıkların arkasındaki hayatı bilebilir misin? Hücrelerde çürümemi mi istiyorsun benim? Çürümeni değil, bitmesini istiyorum bu işin. Tahammül edemiyorum, cesaretim, mücadele edecek kuvvetim kalmadı. Kalmadıysa git istediğin yere. Gidiyorum. İstersen ihbar et beni. Git, defol! Yanlış anlıyorsun. Çarşıya gidip geleceğim. Bırakmam seni. Bırakamam. Hürriyetin çok sürmedi. Hapishaneden kaçanlardan biri, Fehmi bu. O vuruşmadan tek sağ kalan sensin. Paraların yerini, Murat'la olan durumlarınızı anlatacaksın. O zaman cezanı hafifletiriz. Onun izindeyim. Kanundan kaçılmayacağını biliyordum zaten. Sana itimat ediyorum, bu mesuliyeti üstüme alıyorum. Benimle daima irtibatta olacaksın. Alışveriş ettim. İstediğim mecmualar yarın çıkacakmış. Olsun, yarın olsun. Bir isteğim var Murat. Bilmem kabul eder misin? Sen canımsın benim. Her isteğini yerine getirmeye hazırım. Söyle. Konuş. Çarşıdan gelirken sinemanın önünden geçtim. Bilet aldım. Sinemaya mı? Güzel bir filmmiş. Bileti loca aldım. Film başlayınca gireriz sinemaya. Fena olur. Hem çoktandır koluna girip yürümedim. Kızdın mı? Gideriz. Silah da almazsın yanına. Sinemada ne lüzum olur ki? Peki. Her arzun olacak. Sevgilim. Beni kırmadın Murat. Bak kol kolayız, beraber. Bak dediğim gibi sokak tenha, kimse bizi rahatsız etmez. Sonra silahını da yanına almadın. Ara sıra çıkarız böyle geceleri. Çıkarız, geliriz ara sıra. Oh, konuşmaya daldık, film başlamıştır. Hı, girelim. Gelin çocuklar. Tüyme planını hazırladım. Şöyle bir tarafa çekilelim de hepsini anlatayım sizlere. Daha evvel söylediğim şeyler aynen yapılacak. Hata istemem. Al Capone dışarıda. Kaçmamızı temin ettikten sonra büyük bir soygun yapacağız. Senelerdir bu memleketin haracını yedim. En lüks yerlerden batakhanelere kadar benim sözüm geçer. Ben paranın yarısından fazlasını isterim. Bana karşı mı geliyorsun? Ben ne dersem o olur. Seni gözüm tutmuyor Jack. Zaten senin için iyi konuşmadı arkadaşların. Hakkımı aradığım için mi böyle konuşuyorsun? Gevezeliği bırakın da işinize bakın. Hak falan yok. Benim kanunum var. Jack doğru söylüyor şef. Ölünceye kadar hapisten çıkmamak lazım. Size söyledim. Fısıldaşıp durmayın, işinize bakın dedim. O zaman Al Capone'un hissesini vermeyiz, aramızda paylaşırız, olur biter. Ben bu işte de yokum şef. Sözümü dinlemeyenin ciğerini söker, kolunu koparırım ben. Koparın kolunu! Yapma! Yapmayın! Durma! Yapmayın diyorum! Durun da! Dağılın, dağılın! Beni dinle. Sözlerim senin lehinedir. Sinema kontrol altına alındı. Teslim olmaktan başka çaren yok. Murat olduğunu biliyoruz. Yaşadığın hayatı, mücadeleni, bak eski bir hapishane arkadaşın. Fehmi. Seni o tanıdı. O ihbar etti. Teslim olmak tek çıkar yol. Sonra silahsız geldim buraya. Fehmi evde konuşmalarınızı duymuş. Senin cezanı kanun verecek. Teslim ol. Teslim ol. Sen şöyle çekil. Kaçamazsın, teslim ol. Teslim ol! Silahı varmış! Kalleş! Koşun! Mecbur olmadıkça ateş etmeyin! Koşun! Kaçamazsın Murat, at silahı elinden! Ateş! Denilen adamı öldürdüm anne. Bu durum benim için ceza değil, kurtuluşum olacak anne. Ağlama anne, ağlama, ağlama. Bir şey değiştirmez. Belki oğlunu kaybediyorsun ama sana kızın gibi bağrına basmanı istediğim Hülya'yı bırakıyorum. Hakkını helal et anne.